Arkadaşlar gerçekteki normal Fenerbahçe gibi oynuyoruz. Bu sezonki Fener gibi oynuyoruz. Gerçekten çok başarılıyız Alinho. İnanamıyorum. Muhteşem bir kurtarış Alinho. Anlaşılan kafa toplarında iyiler. Etmemiz lazım. Orta gelirse hazır olmamız lazım. Bu ortaya kalede direkten sekti. Top Fred. Şimdi Ryan Kent. Ryan Kent muhteşem bir gol attı. Ryan Kent yazdı, 1-0 oldu. Nordsjælland karşısında öne geçtik. Džeko! Edin Džeko! Dostlarım, hemşir ekranlarına yeni bir EFC 24 kaleci kariyerine hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda Fenerbahçe'de bütün sözleşme şartlarını karşılıyor durumdayız. Önümüzde UEFA Konferans Ligi maçı var. Nordsjælland ile oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz normal gerçek hayatta Fenerbahçe Nordsjælland'i yendi. Rakibinden 3 puan koparmayı başardı arkadaşlar. Biz bugün ilk 11'de oynayacağız. Kalede Alinho ile 81 overall'da. Şu anda takımın en yüksek reytinge sahip 3. 4. oyuncusu falan konumunda. Kadromuz lig kadrosuna bayağı benziyor. Kaptan Fred yerini almış durumda orta sahada. İsterseniz daha fazla uzatmadan maça geçelim. Fenerbahçe maçta neler yapacak görelim. Evet, maç öncesi soyunma odasında oyuncular kendilerini motive ettiler ve İsmail Kartal Džeko ile birlikte sahaya doğru ilerliyor. Edin Džeko Fenerbahçe'nin en skora katkı yapan oyuncularından bir tanesi. Bugün o da ilk 11'de yerini aldı. Haydi bakalım Fenerbahçe. Başarılar Fenerbahçe. Ryan Kent çek topu verdi. Lincoln'e. Lincoln. Emre Mor. Ceza sahası içinde Fred var. Fred tekrardan Lincoln'e. Lincoln döndü, vurdu, olmadı. Lincoln'ün şutu geçmedi. Hansen. Orada Osterwolde kesti. Crespo şimdi Ryan Kent'e. Sol kanatta Osterwolde'nin koşusu vardı. Fred verdi pasını. Džeko. Ryan Kent'e pası geçmedi. Hala hatamız devam ediyor. Ryan Kent. Tekrar Džeko oynama düşüncesi olmadı. Nordsjælland'i çıkartmıyoruz. Bu sefer de Ferdi kap topu. Fred orada Lincoln yakın pas istiyor. Ferdi'ye döndü. Hem top kapıyoruz hem de hatalı paslar yapıyoruz şu ana kadar. Emre Mor. Ryan Kent'e verdi. O da Džeko oynar mı? Sol kanada verdi pasını. Osterwolde tekrardan Ryan Kent'e, Džeko'ya. Džeko ceza sahası içinde şutu dönen top Fred. Şimdi Ryan Kent. Ryan Kent muhteşem bir gol attı. Ryan Kent yazdı, 1-0 oldu. Nordsjælland karşısında öne geçtik. Gerçekten Kent oyunda inanılmaz bir performans veriyor arkadaşlar. Çok güzel oynuyor. Çok güzel goller yazıyor. Çok güzel asistler yapıyor. Yine yaptı yapacağını Ryan Kent, görüyorsunuz. Fred ceza sahası içinde. Ryan Kent'in şutu bir de direkten girmiş. Direkten çaprazdan muhteşem bir gol. Bu gole bir hypermotion yakışırdı. FIFA vermedi. 1-0 öndeyiz Ryan Kent'in golüyle. İlk maçında ilk golü Ryan Kent'in Konferans Ligi açılışını yaptı. Arkadaşlar size kısaca bir bilgilendirme yapacağım. Bu video biraz kısa olacak. 2 maç oynayacağım. Sebebi de şu arkadaşlar. İzleyenler var, sağ olsunlar. Takip ediyorsunuz. Desteklerinizi gösteriyorsunuz izleyerek ama şöyle bir durum var ki arkadaşlar. Sizden biraz daha fazla destek bekliyorum. Daha fazla yorum ve beğeni bekliyorum. Yani izleyen herkes en ufak da olsa düşüncesini, önerisini yoruma belirsin arkadaşlar. Ve beğeni tuşuna basın. O ilginizi görmek istiyorum. Buna dikkatinizi çekmek için bugün 2 video olacak şekilde paylaşacağım kariyeri. Bundan sonraki videolar artık ilginize ve alakanıza göre 3 maç ya da 4 maç şeklinde de olabilir. Şimdilik 2 maç oynayacağız arkadaşlar sadece. Dediğim gibi sadece dikkatinizi çekmek istiyorum. Desteğinizi bekliyorum. Yani bu sayede kariyeri daha çok kişiye duyurup daha çok kişinin izlemesini sağlayabilirim. Ancak bu konudaki destekleriniz de olabilir bu. Ön plana çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum kaleci kariyerinin. Bu seride ön plana çıkmak istiyorum. Tamamen amacı bu yani. İyi niyetli bir amacı var sadece. Dediğim gibi takip eden, destek veren herkese çok teşekkür ederim. Rakip kontra atakla hızlı çıkabilir. Sol kanattan çıkacak gibilerde. Orada oyuncularımız hemen kapattı. Osman'ın önüne ama aradan o oynadı şimdi. Kalede Alinho. Çıkışta aldı topu. Biraz zaman oynayacağız arkadaşlar. Daha şöyle topu oyalayabiliriz. Artık ilk yarının son dakikaları. Hani böyle kaleciler alır topu yatarlar ya ceza sahası içinde. O tarzda bir şey yapmak istedim. Aslında öyle alıp yatma, zaman geçirme falan olsa gerçekten çok keyifli olabilir arkadaşlar. Derken ilk yarı bitti. 1-0'lık üstünlüğümüzle ikinci yarıya geçiyoruz. Red Lincoln'e. Lincoln ceza sahası içinde çek topu verdi pasını Tadić'e. Tadić. Şimdi tekrardan Lincoln aldı topu. Fred. Ceza sahası dışında pası Ryan Kent. Kaleci Hansen. Kent bir gole daha yaklaştı ama olmadı. Şelderup sol kanatta Şelderup. Yakında arkadaşları var. Ceza sahasında kimse yok. Cicco çok güzel kesti. Arkadaşlar gerçekteki normal Fenerbahçe gibi oynuyoruz. Bu sezonki Fener gibi oynuyoruz. Gerçekten çok başarılıyız Alinho. İnanamıyorum. Muhteşem bir kurtarış Alinho. Ceza sahası içinde kafa vuruşunu, biliyorsunuz kaleciler için çok zordur bu tarz kafa vuruşları, çıkarmayı başardık ama bu sefer pasta girecek gibiler. Antman pasını verdi. Orta sahada bir karışıklık, daha doğrusu ceza sahasında bir karışıklık var. Böyle döndürüp pasımızı vereceğiz arkadaşlar. Tehlikeye atmayacağız böyle pozisyonları. Rakip vallahi ikinci yarıda Arap atı gibi açıldı arkadaşlar. Ingvarsen. Hafif şöyle çıkışıyorum. Hafif hani rakibe şut çektirecek açı yaratıyorum ki İleriden uzaktan şutu kurtarmak daha kolay arkadaşlar. Bakın ceza sahası içinde bu tarz pozisyonlar tehlikeli. Vurabilir. Aman. Yemin ederim defansımız çok güzel ayak koydu. Arkadaşlar. Tebrik ederim. Anlaşılan kafa toplarında iyiler. Dikkat etmemiz lazım. Orta gelirse hazır olmamız lazım. Bu ortaya kalede direkten sekti. Tekrar ceza sahası içinde kapatıyorum açıyı. Çekti topu. Vurabilir. Dönen top. Yine kaleye bir şut. Samet neler yapıyorsun Samet? Crespo pası Szymański. Haydi artık Fener, bir gole daha ihtiyacın var. Fred. Çok güzel pas. Džeko. Edin Džeko. Kral dedi ki bu işe noktayı koyacak birisi lazım. O zaman dedi iş başa düştü dedi. Çıktı yazdı golü. Edin Džeko bu maçta da boş geçmedi. Asist Fred. Yemin ediyorum arkadaşlar klas bir oyuncu ya. Fred muhteşem bir orta saha. Hem gerçekte hem oyunda. Tam bir dinamo. Sizin bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum açıkçası. Fenerbahçe'de en beğendiğiniz futbolcu yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Herkes 2 dakika 2 saniye videoyu durdursun. Fenerbahçe'deki en performanslı oyuncu ve sebebini yazsın. Antman pasını verdi Şelderup. Çekebilir topu. Çekti vurdu. Nordsjælland yazdı arkadaşlar yazdı. Korktuğumuz başımıza geldi. Ceza sahası içinde yakın pozisyonda. Ne yazık ki 81'lik bir kalecinin şu şut için çok da bir şansı yok. Belki bir 90'lık 91'lik bir kaleci olsak belki çıkartırdık ama tekrar izleyelim. Görüyorsunuz Şelderup pasını verdi. Ingvarsen. Ya biraz daha uzanabilirmişiz aslında yani. Asla şansımız yok değilmiş ama en azından ben doğru zamanda atladığımı düşünüyorum. Ne yazık ki kalecimizin gücü bu pozisyonu çıkartmaya yetmedi arkadaşlar. Maçta son dakikalar. Yani gol yemeyelim yeter. Şu maçı 2-1 kazanalım yeter arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum. Crespo biliyorsunuz Nordsjælland çok genç bir takım. İyi de oynadılar. Özellikle ikinci yarı gerçekten iyi de oynadılar. Güzel de performans sergilediler. Bu takımı yenmemiz önemli arkadaşlar. Bana göre gruptaki en zor takımlardan biri Nordsjælland. Ligde de iyi performans sergiliyorlarmış. Maçın geri kalanını simüle demeyeceğim. İzle diyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bazen böyle simülat dediğimizde saçma sapan şeyler oluyor. Hani bir anda Tadić kornerden yazdı kral. Dedi ki benim ne eksiğim var dedi Tadić. Ben de yazacağım dedi. Üf, şu sahnenin şu kamera açısının güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem ya. Livaković de kalede böyle seviniyor. Abi biz sevinirken niye göstermiyorsun ya? Kamera kayıtlarını. Daha doğrusu kamera açılarını. Tadić'in golüne bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem bir orta, muhteşem bir gol. Neyse sonuç olarak korktuğum başıma gelmedi. Maç bitti. Maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. Bu arada normal gerçek hayatta da mı 3-1 kazanmıştık? Vallahi tam hatırlayamadım arkadaşlar. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Galiba gerçekte de bir maçı biz 3-1 kazandık. Sanki bir tık öyle hatırlar gibi oldum. Arkadaşlar herhalde bir hedef takım seçmemiz gerekiyor yani. Sürekli bana bu uyarıyı verip duruyor. O yüzden ben de Manchester City'ye hedef kulüp yapayım bari, öyle yapalım. Fenerbahçe'deki maaşımızı da artık hani arttırmamız lazım arkadaşlar yani. Böyle bir en azından haftalık maaşımızı. Ben bunu niye arttırmıyorum bilmiyorum yani. Bunu unutmuşuz tamamen. Savuşturulan şut, ilk 11'de başlanan maçlar. Şöyle yapsak. Şu an benim ilk 11'de kaç maça başlamam gerekiyor? 88 mi? O başka bir şey mi? O başka bir şey herhalde. Yakalanan şut. Şöyle bir istenen haftalık maaşı bir 40.000 euro yapalım arkadaşlar ya. Değil mi? Maaş hedeflerimizi tamamlamak için de 5 tane hedefi yerine getirmemiz gerekiyor galiba. Ben bu bölümü çok anlayamadım. Ya anlayan birisi bana anlatırsa çok sevinirim arkadaşlar. Neyse ligde 2. sıradayız. 18 puanla 8 maçta. Sivas birinci sırada. Sivas neler yapıyor? Gerçekten anlamış değilim. Haberlere baktığımızda şöyle Edin Džeko Ağustos ayının oyuncusu seçilmiş. Yine böyle bir haber gördük. Önümüzde Hatay'la deplasman maçı var. Hatay şu anda ligde çok kötü bu durumda arkadaşlar. Antrenman yapacağız sonra. Bir maçı bir acaba önemli anları mı oynasak Hatay'da? Bir onu mu denesek diyorum. Hani fark olsun kariyere de. Takımının önemli anlarını Alinho olarak oyna. Bakalım böyle yaptığımızda takımımız yenebiliyor mu? Ya da kalede ne gibi önemli anlar görebiliyoruz? En azından hani bu şekilde video akışı daha hızlı olabilir. Daha keyifli olabilir. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Evet, top kaptı Rivas. Bu da değişik bir mod aslında. Direkt böyle önemli anlarda oynayabiliriz arkadaşlar. Hem bu sayede kurtarış da yaparız değil mi? Sonuçta rakip takımın önemli anlarını gördüğümüzde 90 dakika kalede boş boş beklememe de gerek kalmaz. Bu da mantıklı geldi bana şu anda. Ha. Kimse bana bu şekilde bir öneri fikir sunmadı ama olsun, güzelmiş yani. Bunu da beğendim. Sadece kale kameraman yani kale açısı çok iyi değil. Hatta saçma bir top kaybı yaşadık. Fener 2 tane gol atmış arkadaşlar. Golleri falan göremiyorum bunda. Bir hemen ayarlardan kamera açısına bir bakayım. Evet arkadaşlar, Hatay için serbest vuruşta da bir serbest vuruş görüyoruz. Bu arada kariyerde hiç serbest vuruş görmedik. Kamerada bir iki ayar yaptım. Umarım beni utandırmaz. Beni kamera açısı bakalım. Çok tehlikeli pozisyon geliyor. 37. dakikada çok tehlikeli pozisyon geliyor. Didier'de Ali biraz kaleden çıktı. Alinho aşırtma. Ne yazık ki yedik arkadaşlar. Ne yazık ki yedik Hatay kartında. Ben biraz dozajını fazla kaçırdım. Çok çıktım kaleden. Gerçekten utandım şu anda ya. Çok acemice bir hareket. Gerçekten çok acemice bir hareket. Maç bitti arkadaşlar. Maç bitti. Bunda da böyle alışamıyorsunuz bir anda maç bitmesine. 5-1 yendik maçı. Hemen gol yedikten sonra ben böyle golün tekrarını izleyeceğim falan diye bekliyorum ama Fenerbahçe resmen 5 tane yazdı Hatay'a. Yani inanılmaz bir oyun sergiledi gerçekten Fenerbahçe. Biz de bir gol yemiş olduk yani, fena değildi ama böyle aman aman bir kurtarış olmadı. Demek ki oyunun biraz normal gidişatına göre de oynamak gerekiyor. Bu önemli anlarda oynamak gerekiyor. Neyse, şimdi Trabzon maçı var arkadaşlar. Trabzon maçını full oynayacağız yani artık. Maç bu videoda da ikinci maçımız olacak. Dediğim gibi bu videoda sadece 2 maç oynamış olacağım. Bir sonraki videolarda böyle sardırarak ederek totalde 3 ya da 4 maç oynaya oynaya devam edeceğim. Bunu tamamen sizin ilgi ve alakanız belirleyecek arkadaşlar. Fenerbahçe şu anda 21 puanla ligde 1. sırada. 6. sıradaki Trabzon'la karşılaşacağız. Takımımızın kadrosu görmüş olduğunuz gibi. Bugün Tadić solda görev yapacak. Ryan Kent oynatmamış hoca. Onun haricinde Samet herhalde iyi bir performans sergilediği için sürekli ilk 11'de arkadaşlar ama gerçekten hakkını vermek gerekiyor. Samet fena oynamıyor. İyi oynuyor. Güzel oynuyor. Umarım bugün de o güzel performanslarından bir tanesini sergiler. Emre Mor var kadroda. Sağ kanatta yine. Emre Mor da herhalde iyi bir performans sergilese ki hoca kadroyu alıyor. Dediğim gibi yine göreceğiz Emre'nin nasıl oynadığını. Trabzonspor Tacı kullanacak. Ceza sahası içi kalabalık. Uzun oyuncuları da var. Bardi verdi. Bakasetas'a ceza sahası içinde. Edin Višća. Edin Višća vurdu. Samet Akaydın. Resmen bir şut önleyicisi Samet ya. Bütün topların önünde Samet Akaydın var arkadaşlar. Çıkışmak için hazırız. Şimdi ön direğe doğru. Hafif çıkıştım. Yanağlarda kaldı. Alinho. Atladı. Topu da böyle alıyor Alinho. Trabzonspor bu dakikalarda yükleniyor. Umut Bozok. Umut Bozok'un şutu. Cicco. Bu sefer de Cicco önledi. Boş bir ilk yer oldu arkadaşlar. Yani hiç keyif vermedi gerçekten. Yani iki takım da böyle net pozisyonlar üretemedi. İnşallah ikinci arada Trabzon'un fişini çekecek golü atarız. Tekrardan pasını verdi Ferdi. Haydi oğlum bir şeyler yapalım artık. Cicco döndü vurdu. Arkadaşlar maç o kadar sıkıcı ki yani uyuyup kalacağım artık maçı izlerken. Hiçbir pozisyon, hiçbir hareketlilik yok ya. Öyle deyip de birazdan gol de yiyebiliriz biliyorum ama hani en azından Fener adına bakın pozisyonlar aynen böyle. Bir o alıyor, bir o alıyor. Bir o alıyor, bir o alıyor. Yani hiçbir hareketlilik yok. Haydi hocam artık lütfen. Yani değişiklik mi yapacaksın, ne yapacaksın İsmail Hoca? Bir şeyler yap bak ya. Sürekli bir rakibe kaptırıyoruz, bir rakip bize kaptırıyor yani. Trabzon'dan şu an gol yesek şikayetçi olmayacağım arkadaşlar. Bir hareketlilik lazım. Bir kanlılık, bir canlılık lazım. Edin Višća çekti vurdu. Defansımız yine kesti. Şutları valla gerçekten helal olsun. İyi şey yapıyor. İyi önlüyor yani. Defanslarımız, stoperlerimiz. Lincoln Enrique, Fred. Lincoln Enrique, Tadić. Tadić on fire. Hadi Tadić sol kanatta güzel döndü. Tadić ceza sahası için oynadı. Fred. Orta denedi galiba. Joaquin kesti. Kaleden de beni çıkardı ya. Simüle edeceğim arkadaşlar. Gerçekten sinirlendim. Ve 2-1. Arkadaş sen bak. Simüle ettik mi böyle oluyor. Sen 86, 87, 89'da 3 gol nasıl oluyor? Sen 86'ya kadar gol olmasın maçta. Umut Bozok 2 dakikayla gol atacak. 2 dakika öncesinde Tadić açacak. Yani gerçekten saçmalığın daniskası. Bundan bahsediyordum. Oyunu simüle ederseniz böyle durumlar olabiliyor. Ha, tersi de olabiliyor. Yene de biliyorsunuz ama yenile de biliyorsunuz. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi haberlerde biz varız. Kaleci Alinho gol yenmeyen maç lideri diyor. 5 maç 10 maçın 5'inde gol yememişiz. 5 gol yemişiz 10 maçta. Ortalama maç reytingi 6.3'müş. Transfer değerimiz 59 milyon euroymuş arkadaşlar. 59 milyon euro. İnanılmaz gerçekten. 19 yaşındaki Ali 81 overall'da. Tadić 34 yaşında 82. Livaković arkadaşlar 28 yaşında 82. Hiç fena değil. Džeko 37 yaşında 83 overall. Biraz kondisyonu düşmüş Džeko'nun çünkü bütün maçlarda oynuyor arkadaşlar ama gerçekten çok mutlu, çok motive ve oldukça maça hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Transfer dönemi açılınca Bergamo Calcio takımına gidecek. Fred satıldı yani. Öyle mi? Gerçekten üzücü. Harika bir emektar oyuncu. Allah'tan mesela Džeko'ya sezon sonunda emekli olacak falan yazmıyor arkadaşlar. Szymański kadroda duruyor. BKO'da kadroda duruyor. Şu an gidecek diye bir şey yok. Başşuay'ı hiç oynadığını görmedik. Kadroda duruyor. Ferdi yine aynı şekilde kadroda. Böyle gidecek mi gidecek dediği bir oyuncu şu anda yok arkadaşlar ama Fred top çoktan şey yapmışlar. Kapmışlar yani. Onun da şimdi diğer oyuncular arkadaşlar hiçbirini kadroda neredeyse görmedik ama hepsi burada görmüş olduğunuz gibi. Diğer yedeklerimiz falan filan hepsi burada mevcut. Osterwolde'nin falan da ben yükseleceğini düşünüyorum yine. Milli takıma giden oyuncularda neden yer almadığımız konusunda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Dostlarım bugünkü video bu kadar. Dediğim gibi beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda, başka kaleci kariyerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.